Hepinize merhabalar. Bugün kanalıma sizlere içli köfte tarif veriyorum. Tavamın içerisinde 1,5 kilo kıymamı su ile güzelce pişirdim. İçerisine 1 kilo doğramış olduğum soğanları ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Bizim misafirimiz geleceği için biz çok fazla yaptık. İyice soğanlar da kavrulduktan sonra içerisine ilk olarak 250 gram tereyağı ekliyorum. İçli köftenin iç harcına sıvı yağ kullanmıyoruz. Üstünü kapatıyorum, güzelce erisin yağım. Sonrasında yetersiz kalıyor bu yağ. 70 gram daha yağ ekliyorum. Eridikten sonra yağ içerisine 2 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Ocağımın altını kapatıyorum ve baharatlarımı ekliyorum. Bir avuç kurutmuş olduğum maydanozu ekledim. Biraz reyhan, pul biberi ve karabiber ekliyorum. Bu işlemde ocağımızın altı kapalı olacak. Şimdi ise hamurunu yapacağız. Onun için 3 su bardağı köfteli bulgurumu kabımın içerisine alıp yemeğimi yapmadan 2 saat önce sıcak su ile ıslatıyorum. Bulgurlarım ıslanırken arpa şehriyemi de ıslatacağım. Yarım su bardağı arpa şehriyesi için 1 su bardağı kadar soğuk su üzerine koydum ve güzelce bekletiyorum. Yine 1 yemek kaşığı salça, 1 adet rendelemiş olduğum soğanı ekliyorum. 1 adet de yumurta ekledim ve iyice yoğuruyorum. Ben misafirimizi yapacağım için o zaman bu hamurunu çekmemiştim. Şimdi arpa şehriyelerimi de ekledim. Orayı maalesef göstermeyi unutmuşum. Arpa şehriyeleriniz iyice yumuşayacak. Ve sonrasında tuz ekliyorum. Yaptığımız iç harcı için bu hamur çok az gelir. Ama o zaman dediğim gibi videoya çekmeyi unuttum. Bu sefer az yapmıştık biz. İyice yoğurdum. Şöyle elime bir parça su alıyorum. Bu şekilde açıyorum. Alt tarafı delinmeyecek şekilde açtık. İçerisine iç harcımızı koyduk. Ve kapatıyoruz. Tüm içli köftelerimi bu şekilde yapıyoruz. İçli köfteleri bitirdikten sonra şöyle biraz kaynar suyum var. Kaynar suyumun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ekledikten sonra köftelerimi içerisine atıp haşlıyorum. İyice haşlandıktan sonra eritmiş olduğum tereyağını üzerlerine döküyorum. Çok güzel bir lezzet veriyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.